Merhaba arkadaşlar, doğrusal programlama modelinde üçüncü bir örnekle karşınızdayız. Bu örneğimizde bir şirketimiz var ve şirketimiz iki farklı türde ayna üretiyor. Bunlardan bir tanesi metal, bir tanesi de ahşap çerçeveli. Üretim atölyelerimizin çalışma kapasiteleri ve her bir üründen bir adet üretmek için gerekli olan süre saat olarak verilmiş. Tabloda aşağıda göreceğiz. Aynı zamanda ahşap çerçeveli aynanın kâra katkısının 570 TL olduğunu, metal çerçeveli aynanınkinin ise 425 TL olduğunu belirtmişler. Şirket kârını maksimize etmek istiyor. Kârını en büyük veya en fazla yapmak istiyor. Öyleyse her üründen kaç birim üreteceğini belirlemek durumunda. Buna göre bizden de doğrusal programlama modelini yazmamız istenmiş. Zaten bakın dikkat ederseniz, bizim karar değişkenlerimiz nedir burada? Her üründen kaç birim üreteceğini belirlemek istediğine göre benim karar değişkenlerim ne olmak zorunda? Ahşap ve metal çerçevede aynalardan kaçar tane üreteceğim olmak zorunda? Yani X1 karar değişkenini nasıl tanımlıyorum? Metal çerçeveli aynadan kaç adet demeyelim, üretilecek olan aynadan üretilecek olan miktar diyelim, daha güzel olur. Üretilecek miktar. X2 dediğimiz karar değişkenimiz ise ahşap çerçeveli aynadan üretilecek olan miktarı gösterecek. Benim karar değişkenlerim bunlar olacak arkadaşlar. Ne kadar üreteceğime karar vermek istiyorum. Gelelim doğrusal programlama modelimizi yazmaya. İlk olarak neyi yazmamız gerekiyor? Amacımızı. Amacımız ne? Kâr fonksiyonumuzu maksimize etmek. Öyleyse buraya bir maksimum yazalım. Bir tane de Z diyelim. Büyükse o benim amaç fonksiyonumun ismi. Z'li gösteriyoruz. Bir tane metal çerçeveli aynadan 425 lira kar elde ediyorsa X1 tanesinden kaç lira kar edeler? 425 çarpı X1. Neden böyle yazıyorum? Çünkü bir taneden 425 lira kar elde edersem iki tanesinden ne kadar kar elde ederim? 2 çarpı 425. Yani 850 birim kar elde ederim, değil mi? 3 tanesinden 3 çarpı 425 lira kar elde ederim. Doğal olarak X1 tane üretecek olursam X1 çarpı 425 lira kar elde ederim. X1 tane metal çerçeveli ayna üretecek olursa. Devam ediyorum. Ahşap çerçeveden bir tane ürettiğimde 570 lira kar elde ediyorsam X2 tane ürettiğimde 570 çarpı x2 lira ne yaparım? Kâr ederim. Bu iki kâr, bir tanesi 425 çarpı x1 metal çerçeveden elde ettiğim kâr, 570 çarpı x2 ise nedir? Ahşap çerçeveden elde ettiğim kârdır. Bu ikisinin toplamı da benim toplam kârımı verir. Böylelikle kâr, amaç fonksiyonumuzu yazdık. Peki koşullarımız neler? Koşullarımızı yazalım öyle ki diyerek. Şimdi dikkat ederseniz koşullarım aslında bu üretim süreleriyle ilgili koşullarım var. CNC tezgah kullanıyorum, montaj yapıyorum, bir de boyama ve cilalama yapıyorum. Doğal olarak bunlarla ilgili ürünlerle de CNC tezgahta üretirken kullandığım belirli bir saat var bir günlük. CNC tezgahın bir kapasitesi var. Buna göre ne yapmak zorundayım? Kısıtlarımı oluşturmak zorundayım. İlk önce CNC tezgahla ilgili olan kısıtı oluşturalım. Bir tane metal çerçeveyi oluşturmak için ben CNC tezgahta 3 saate ihtiyaç duyuyorum. Öyleyse X1 tane metal çerçeve üretmek için 3 çarpı X1 saat neye ihtiyacım var? CNC tezgahı kullanmaya ihtiyacım var. 4 çarpı X2 saatte ahşap çerçeve üretmek için zamana ihtiyacım var.
Ve bunun da neden küçük veya eşit olması gerekiyor? 6'dan küçük veya eşit olması lazım. 6'dan fazla olamaz. 6 saatten daha fazla çalışması mümkün değil CNC tezgahımızın. Bu CNC tezgah için nedir? Saat günlük, hani kullanacağımız günlük saat kısıtımız. Arkasında ne yazıyoruz? Ahşap montaj için bir tane metal çerçeveyi üretmek için 4 saatlik montaj kullanıyorsam x1 tanesini üretmek için 4 çarpı x1 saat montaj saatine ihtiyacım var. Bir tane ahşap çerçeveyi üretmek için 5 saatlik bir montaj süresine ihtiyacım var. Öyleyse 5 çarpı x2'nin de ne olması gerekiyor? 7'den küçük veya eşit olması gerekiyor arkadaşlar. Son olarak da cilalama ve boyama için 2 çarpı x1 artı 3 çarpı x2'nin ne olması gerekiyor? 5'ten küçük veya eşit olması gerekiyor. Montaj için saat kısıtımız, ikinci kısıtımız yazdığımız ve üçüncü kısıtımız da boyama ve cilalama için yazdığımız kısıt arkadaşlar. Ve son olarak da ne yapmak durumundayız? Negatif olmama koşullarını, 3 tane değişkenim yok, sadece 2 tane değişkenim var. Özür dilerim. Sadece 2 tane değişkenim var. Karar değişkenlerinin negatif olmama koşulunu da yazdığımız zaman biz doğrusal programlama modelimizi oluşturmuş oluyoruz arkadaşlar. Bir